Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Artık adım adım haftanın son gününe doğru yaklaşıyoruz. Takvim yapraklarımız 17 Haziran 2021 Perşembe gününü gösteriyor. Bir kez daha hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulisi programıyla sizlerle birlikteyiz. İyi bir gün geçirmenizi dileyerek başlayalım programımıza. Malum bu hafta biraz Dış politikayı konuştuk ee, özellikle Sedat Peker'in videolarını uzunca bir süredir konuşuyorduk tartışıyorduk Sedat Peker neleri açıkladı neleri konuştu neleri konuşmadı ya da önümüze dökülen kırıntılar nelere işaret ediyor nelere işaret etmiyor sorularının cevaplarını geçtiğimiz haftalarda aradık bu hafta içi ise özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın e, gerçekleştirdiği o kritik önem atfedilen ama aslında bu kritik önem atfedilen görüşmenin de geçtiğimiz gün videomuza da aktarmıştık Ankara Kulisi programında. Kısmi de olsa daha fare doğurdu diyebileceğimiz bir sonuçla karşılaşılan o görüşmeye ayırmıştık gündemimizi biraz. Ama şimdi yeniden Türkiye'nin iş gündemine döneceğiz. Dün de aktarmıştık. Özellikle medya sektörü de artık daha doğrusu bazı medya sektörü içerisinde yer alan kendilerine gazeteci de diyen bazı isimlerin de artık Sedat Peker'in videolarında bir yer aldığını görmeye başladık. o önemli bir husustu. Şimdi Buna dair belki başka bir konuyu daha konuşmak gerekecek. Malum geçtiğimiz hafta bir de sosyal medyada başlayan ve bir anda medyanın da gündemine gelen bir soru vardı. Sedat Peker yakalandı mı? Aslında yakalanmadığını gördük. Sedat Peker'in belki bir koruma gözaltısı, belki bir görüşme, belki bir uyarı aldığına dair bazı işaretler var. Oraya geleceğiz elbette ama ne oldu? Sosyal medyada bazı e, fotoğraflar önce yayıldı. Sonra bu fotoğrafların photoshop olduğu ortaya çıktı. Sedat Peker'in kafasının montajlandığı bir fotoğraf ile Sedat Peker'in gözaltına alındığı bir mit operasyonuyla gözaltına alındığına dair bazı iddialar. Hatta SAT komandolarının da katıldığı bir operasyonda gözaltına alındığına ve Türkiye'ye getirileceğine dair bazı iddialar vardı. İlerleyen dakikalarda, saatlerde bunun doğru olmadığı, e, bu haberin aslında bir yerde ortalığı biraz da karıştırmak, bulandırmak, suyu bulandırmak için yapıldı ama bunun dallanıp budaklanıp çok ciddi bir tartışma konusu haline geldiğini gördük. Ama şu, burada hemen bir parantez açalım ve e, belki de İstanbul seçimlerini de hatırlatacak bir sözle e, burada neler yaşandığını söyleyelim. Hiçbir şey olmadıysa da bir şey oldu. Evet Sedat pekerle ilişkin. O gün yani e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne dair e, görevlilerin kendisini davet etti. Davet mi, gözaltı mı, bir baskın mı bunu bilmiyoruz ama o gün bir şeyler olduğu, bir takım görüşmeler olduğunu artık biliyoruz. Hatta bazı iddialar var ki Sedat Peker artık Birleşik Arap Emirlikleri'nde falan değil. Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı ve batıda başka bir noktaya geçtiğine dair de bazı iddialar söz konusu. Bunu destekleyen bir argüman da Ankara'lı bazı gazetecilerin şu noktaya dayandırdığı bir fikirden geliyor. Nedir bu fikir? Sedat Peker kendi yaptığı açıklamalarla kendisini aslında bir de siyasi mülteci konumuna düşürdü ve siyasi mülteci konumuna getirdiği için de batıda bir ülkeden, özellikle Türkiye ile suçlu iade anlaşması bulunmayan bir ülkeden İhtica talebinde bulunmuş olabilir. Bu noktada bazı ülkeler akla gelmiyor değil. Özellikle Kanada gibi bir ülkenin çeşitli biçimlerde dillendirildiği iddia ediliyor. Lakin doğru mu değil mi bunu önümüzdeki zaman dilimlerinde anlamış olacağız. Fakat Sedat Peker'in ortalıklarda görünmediği ve Birleşik Arap Emirlikleri görevlileri tarafından alıkonulduğu, gözaltına alındığı ya da davet edildiği belirtilen sürecin bir uçuş süreci süresine denk gelmesi de bu iddiaları güçlendiren bir diğer ihtimal. Tabii bunlar şu an itibariyle spekülasyon düzeyinde iddialar. Bunu belirtelim. Peki esas soru şu. Neden niçin bu konuda yani Sedat Peker yakalandı konusunda ortaya bir iddia atıldı? Ankara'da dolaşan bazı kulisler ...bir ihtimale dikkat çekiyor... ...özellikle Sedat Peker'in yakalanabileceği... ...Sedat Peker'in dilenirsek... ...gözaltına alınabileceği... ...Türkiye'ye getirilebileceği ihtimalinin... E, ...Ankara'ya hatırlatılması... ...yani isterlerse giderler... ...Sedat Peker'i alırlar getirirler gibi... ...bir ihtimalin... E, ...Ankara'da bazı klikler tarafından diyelim... ...özellikle Sedat Peker'in açıklamalarını da... ...destekleyen yani... E, ...Sedat Peker'in açıklamalarından memnun olan... ...bazı klikler tarafından ortaya atıldığı iddia ediliyor... ...yine bu da bir diğer iddia ama... Şunu bir kez daha altını çizerek belirtelim ki Birleşik Arap Emirlikleri e, öyle basit bir ülke değil yani diplomatik kriz çıkarabilecek bir hamlenin Türkiye tarafından bu denli e, hızlı bir şekilde yapılması şu an itibariyle pek de mümkün görünmüyor ama e, adeta kamuoyuna Mit neden gidip almıyor sorusu artık tam anlamıyla yerleştirilmiş durumda özellikle Sedat Peker'in ortalarda görünmediği tweet atmadığı, video yayınlamadığı, sesinin soluğunun çıkmadığı, e, kurmaylarının diyelim artık bazı isimlerin başta Emre Olur olmak üzere bazı isimlerin e, ciddi bir şekilde e, algı yarattığı da iddialar arasında. Dikkat çekicidir ki tam da Sedat Peker'in alı konulduğu belirtilen dönemde ya da göz altında ya da davetli olduğu dönemde Eşinin Instagram sayfasından ki sadece kadınların takip etmesine izin veriyor artık Instagram sayfasından bazı fotoğrafları beğendiği ve daha sonra da bu fotoğraflardaki beğenilerini geri çekmesi de bir diğer soru işareti. Böylesi zor bir şey yaşanırken neden eşinin fotoğrafları beğenecek vakit buldu? Tabii ki bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor bunu da belirtmekte fayda var. Ama gelelim bir de iç tartışmalara. Çünkü e, bazı konular tartışılıyor. Sedat Peker konuşmayı sürdürecek mi? Ya da Sedat Peker bir anlaşma mı yaptı soruları da gündemdeki yerini koruyor. Farkındaysanız video çekmiyor. E, bu video çekmemesini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesine bağlamıştı e, Sedat Peker. Lakin Ankara'da yine bazı iddialara göre... Burada esas video çekilmemesinin nedeninin Sedat Peker'in bir anlaşma bir zımmi anlaşma diyelim daha doğrusu yapmış olabileceğine sus işine bak denilmiş olabileceğine dair. Tabi bu düşük bir ihtimal çünkü Sedat Peker tweetlerine devam ederken açık bir şekilde şunu da söylüyor ki ben devam edeceğim konuşmaya da devam edeceğim. Ve burada dikkat çeken bir diğer husus ise şu. Sedat Peker gerçekten anlattıklarının tamamını biliyor mu? Artık Ankara'da kesin gözle bakılan bir iddia var. Hatta iddia düzeyini aşmış durumda Doğru demek çok mümkün zira Sedat Peker aslında bazı gördüklerini bazı duyduklarını kulaktan doğma bazı bilgileri paylaşmaya başladığını ve bu bilgilerin dahi hem AKP'de hem de Cumhur İttifakı'nda hem de çıkar ilişkilerini oluşturan ağlarda ciddi bir sarsıntıya neden olduğu ve bu sarsıntı nedeniyle Sedat Peker'e çok yoğun bir şekilde bilgi akışının olduğu belirtiliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde gazeteci İsmail Saymaz emniyet içerisinden bile bazı grupların Sedat Peker'e bilgi akışını sağladığına dair önemli bir iddiayı e, gündeme getirmişti. Şimdi bazı ihtimaller konuşuluyor. Malum Sedat Peker Ergenekon davasında bir süre hapis yatmıştı. Ve e, Sedat Peker'in Ergenekon davasında hapis yatmasının neden olduğu belirtilen ki yargılamaların da konusu olan e, Ergenekon davası... Gülencilere atfediliyor ve Gülencilerin bu soruşturmayı başlattığı belirtiliyor. Ama şimdi iddia o ki e, hala e, emniyet, e, Türk Silahlı Kuvvetleri ya da belli başlı bürokrasi kesimleri içerisinde e, yer alan ve Belki de savcılıklar tarafından da adlandırıldığı biçimde mahrem imam mahrem olarak kendilerini gizleyenler olarak belki de adlandırılan grupların Sedat Peker'e bilgi akışına devam ettikleri iddia ediliyor bu önemli bir husus bunu belirtmeden geçmemek gerekiyor ama bunun dışında da bir diğer husus şu ki malum Sedat Peker bir de kendisiyle telefon görüşmesi yapıp ya da FaceTime görüşmesi yapıp bu görüşmelerin hemen ardından kendisine dair onun tabiriyle ileri geri konuşanları ifşa etmeye başlamıştı. Özışık kardeşler bu şekilde neredeyse bitirilmişti. Yine bazı isimleri de hatırlıyoruz. İddia ki Sedat Peker'le siyasi, ticari ve şahsi çıkarları için yakınlaşmış olan siyasetçiler, bürokratlar, yargı üyeleri ve gazeteciler işte bu ifşaatlar nedeniyle korkmaya başlayınca hatta Metin Külünk meselesi hepimizin bildiği bir mesele artık Metin Külünk'e çok daha fazla 10 bin dolardan aylık 10 bin doların da üstünde para ödediğini Sedat Peker açıklamıştı. İşte az önce saydığımız bu gruplar yani siyasetçiler, bürokratlar, yargı üyeleri, gazeteciler kendilerinin de ifşa edilmekten korkması nedeniyle Sedat Peker'e bildiklerini az da olsa anlatmaya başladılar, duyduklarını. Az da olsa anlatmaya başladılar ve Sedat Peker bu sayede biraz daha elini güçlendirdi ve hatta Soylu'nun yakın çevresinden de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakın çevresinden de bilgi sızdırıldığı iddia ediliyor. E, hatta geçtiğimiz günlerde bir önemli iddia daha gündeme gelmişti gazeteci Barış Yarkadaş eski CHP milletvekili aynı zamanda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MIT'ten bir briefing aldı ve bu briefing sonucu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla yollarının ayrılabileceği iddiasıydı. Doğru mu değil mi? Bu bir bilgi kulis bilgisi sadece Barış arkadaşını dile getirdi ama Ankara'da konuşulan güçlü iddialardan biri de Süleyman Soylu'nun çevresinden bazı isimlerinde Sedat Peker'e bilgi sızdırdığı iddiasında. Kaldı ki zaten şunu çok rahat görüyoruz Sedat Peker elimde dosyalar var gelmeye devam ediyor. Yetmiyor bir videosunda serden geçtiler her yerde diyerek de kendisine bir bilgi akışı olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor Tüm bunlar bize Sedat Peker'e e, bürokrasi içerisinden yalnızca bürokraside değil siyaset içerisinden de bilgi akışının devam ettiğini gösteriyor e, Ve bu bilgi akışı devam ettiği sürece de Sedat Peker'in aslında koruma altında olacağı kendisini bildikleriyle korumaya devam edeceği de çok rahat bir şekilde görülüyor. E tabi işin bir diğer yanı da AKP'deki sessizlik, yok sayma, kabul etmeme, görmezden gelme e, durumu devam ediyor. Özellikle Süleyman Soylu'nun yani İçişleri Bakanı'nın iki canlı yayın ardından sessizliğe bürünmesi zaten açık bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artık konuşmayın bu konuyu deme talimatı olarak yorumlanmıştı. Ancak kulislerde yer alan bazı bilgilere göre AKP'nin bu sessiz kalarak geçiştirmeye çalışması Kolay olmayacak gibi zira AKP içerisinde bazı hamlelerin gelmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Çünkü açıklamalardan iddialardan daha önce de AKP içindeki Klik savaşı nedeniyle Süleyman Soylu'dan rahatsız olanların artık harekete geçilmeli çağrılarının da artık ağır bir şekilde hissedildiği belirtiliyor. Sedat Peker bugünlerde Salt Twitter üzerinden konuşuyor ama... Yakında yeni bir video ile karşımızda olur ise bu videonun AKP içerisinde de bu AKP içerisinde artık bir ciddi bir şekilde uygulanan sessiz kalalım nasıl olsa geçiştirilir uygulamasının da sona ermesine neden olabilir. Yeniden iç politikaya döndük. İç politikanın şu sıralar en vazgeçilmez argümanı da Sedat Peker'di. Sedat Peker'e dair bilgiyi kimler sızdırıyor olabilir ihtimalleri iki noktaya çıkıyor. Bir, emniyet içerisinde yer aldığı ya da bürokrasi içerisinde gizli bir şekilde yer aldığı belirtilen bazı gülenci isimlerin. Bu bir iddia elbette. Bunu bir iddia olarak belirtelim. Yine bir diğer iddiada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bazı yakın isimlerin Sedat Peker'le geçmişte yakın ilişkiler kurmuş olan ve bugün ifşa edilmekten korkan isimlerin de kendilerini koruma altına almak için bir biçimde ee, aslında bilgi sızdırdığı da iddia ediliyor. Bu iddialarla bugün tamamlayalım Ankara kulisini. Daha iyi gelişmelerle, daha iyi konularla karşınızda olabilmek umuduyla diyelim. Hoşçakalın, Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.